Arkadaşlar biz Migros'a gidiyoruz. Çıktık siteye. Bizim arabanın yanına böyle tehlikeli madde diye Büyükşehir Belediyesi diye yazıyor. Acaba ne bu? Arabanın yanına çekmişler. Şaşırdım bir an, ilk defa görüyorum böyle bir şey. Yani bu tehlikeliyse burada ne işi var bizim arabanın yanında? Tehlikeli maddenin site içine girmemesi lazım. Bu konuda bilgisi olan var mı acaba? Yani buraya araba çekmeyelim Ben çektim de o araba yoktu, gelmiş. İzzet. Aa, bizim Yok, arabanın yanına çekmişler ya. bir şey olmaz, o onun içi boşmuş. Boş muymuş? Allah'ım ya Rabbim, ödüm koptu ya. İlk defa görüyorum. Kimin arabası bu? Gaz kokuyor. Bir gaz kaçağı olsa, çocuklar da oynuyorlar. Gündüzü çuvala soktular çoluk çocuk. Gece oynuyorlar şimdi. Gündüzler yetmedi. Orada çocuklar gelip bir ateş mateş, Allah korusun, hepimiz havaya uçarız vallaha. Allah Allah, ilk defa görüyorum. Orada Büyükşehir Belediyesi arabası herhalde. Çalışıyor. Ama orada ne işi var ki? Gitsin başka yere çeksin. Geceleri çuvala, gündüzleri çuvala soktular. Sıra geceye geldi. Yetmedi gündüzler. Allah'ım ya Rabbim daha. Ay, aslında Migros'a ben gitmiyorum arkadaşlar. Orada yasaklı satıldığı için. Ben sadece Migros ürünlerine bakacağım. Bir de indirim reyonuna bakacağım. Öylesine gezeceğim yani. Sizleri de çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Çünkü takip ediliyor. Çekim yapmayı ben birkaç kere ikaz aldım orada. Çekim yaptırmadılar bana. Ama gizli Niye? gizli çekiyorum. Niye? İşlerine gelmiyor. Çünkü ürünlerin hepsi pahalı. Bir şehirde yazmışlar da tüm A101'ler, her oranın valisi kapatmış. A101, BİM, ŞOK. Olabilir. Fahiş fiyatta sattıkları ürün tespit edilmiştir. Kapatılmış olabilir. Eskiden bizim Ay, yaptıklarımız işte. vay, Eskiden kapatmışlar. bizim yaptığımız görevler. Bunlar yapılması lazım. Denetim. Unuttum şehrin ismini ama. Yani denetim sık olması lazım. Herhalde biraz devletimiz, hükümetimiz el atmaya başladı. Ama ne kadar ince, ne kadar indirilecek, o da ayrı bir olay. İnşallah gerçekleşir ama zannetmiyorum. Bu Hangi birine evet yetişecekler? kolay bir şey değil. Baş O kadar edemez. çok var ki. Hangi birine yetişecekler? Arkadaşlar. Ay, o şey dün akşam gördüm ben de. O vali kilit takmış A101'lere, fiyat çok pahalı satıyorsunuz diye. BİM, A101, ŞOK, bütün şehirde kapalıymış. Ama böyle kapalı olsa kıtlık gelir ya. Millet nereden alacak? O zaman devlet Bilmiyorum. market Ben açsın. duymadım da sen de Ben duydum. Hatta yazmışlar bu haber doğru mu diye, resimlerle beraber gösteriyorlar. Vali kilit takmış. Kilit olmaz da mühür koymuştur. Mühür koymuş, eliyle de takıyordu, gördüm ben. Yani Sosyal medyada, ama şimdi çıkaramıyorum nerede olduğunu, bakacağım gene o aynı yere. Yani o zaman da ne olacak? Kıtlık olacak. Millet nereden alacak öteye beriye? diğer marketlerden alacak demek ki. Onlar da Nerede bulacağız diğer marketleri? diğer market derken sadece bir şehirde BİM, ŞOK, 101 yok ki. Başka marketler de var. Mesela Ankamar var bizde. Ne var? Galafat var, Demirler var. O zaman gözdağı versinler, kapatsınlar Yani yani. onlara varana kadar onu soruyorsan daha ne kapanacak yerler var ki pahalı. Onlardan daha pahalı olan yerler var. Daha Evet. Migros gidiyoruz. En Ben pahalı yer evet. benim Yok, ben oradan fazla bir şey almıyorum Hayır, ya. hayır. Misal diyorum, al alma. Pahalı diyorum ben. Diğer marketlere göre orası en pahalı yer Migros. Öyle bir meyve sebze reyonuna bakacağım. Ondan sonra Migros yazan ürünlere bakacağım. Bir de aktüel ürünlere biraz da çekim yapmak için gidiyor açıkçası. Yani Yaptırırlarsa gizli kaçak yapacağım yani. Gizli kaçak yine de temkinli yaptırırlarsa. olmak lazım. Bir Aslında telefonu sana versem, sen çeksen beni, o zaman fark ediyorlar. daha o zaman kesin fark Hemen eder. gelirler yanımıza. Biz öyle yani birkaç kere yapmaya çalıştık, ikaz aldık. O yüzden çekim yapmıyorum orada arkadaşlar, ama Vallahi kendinden korkan şöyle çekim yaptırmıyor. ufak tefek gizli kaçak yapmaya çalışacağım yani sizler Adam için. kendinden eminse bir AVM, bir ürün satan yer çekimde de bence
zorluk çıkarmaz ama abdestinden demek ki, şüphesi olan buna öyle derler. Çekim yaptırmaz ama kendinden emin olan, abdestinden şüphesi olmayan çekim yaptırabilir. Evet, hiç ne korkusu olacak ki? İstediğin gibi çekebilirsin. İstediğin gibi gösterebilirsin diyebiliyor musun? Fiyatlarda oynama yapmazlarsa çektirirler ama fiyatlar oynama yapılıyorsa çektirmezler. Hepsinde var. Aynen öyle. Hele hele şu an ortam o kadar kötü ki. Herif yemek yemiş, haberlerde bak. Herif yemek yemiş lokantada. Parayı ödememek için saçından gılı çekmiş. Yemeğin içine koymuş. Lokantacı demiş ki bunun içinden gıl çıktı demiş. Sonunda. Kamerada da görüyorlar bunu. Daha sonra tespit ediyorlar ki adam saçından koparmış. Kendi saçından. Yemeğin içine koymuş ki parayı ödememek için. İyi yapmış ya. İyi yapmış olur mu ya? Ne kadar hainlik biliyor musun? Ne iyisi ya? Ne kadar terbiyesizlik. Yani sen saçından. Mansız diyorum ya. Öyle saçından yani... olur mu ya? Bu da biraz da... O zaman yeme kardeşim, gitme. İyi yapmış gitme. Demek istediğim parası yoktur da işte. Parası nasıl? Yoksa gitmeyecek. Yoktur parası. Belki zor durumda kalmıştır. Adam belki pahalı. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz ya işte. Şöyle olabilir. Pahalı vereyim sen bu yeme. Fahiş fiyatla satıyorsun. Ben de sana böyle bir oyun oynayayım demişsem olabilir. Ben o yüzden iyi yapmış dedim. Hadi sana kolay gelsin. Ben aramayayım. Hadi görüşürüz. Edeyim. Tamam. Migros'a geldim. Hadi bakalım hayırlısı. Gelir gelmez mandalina dikkatimi çekti. 15 TL mandalina. Buranın mandalinası da çok güzel oluyor. Yudum ayçiçek yağı. 4 kilo pet şişede 129 TL. Bingo yumuşatıcı 54 TL'den 40 TL'ye düşmüş. Mikros ayçiçek yağı. 155 TL arkadaşlar. Bayramoğlu un. Oy ne kadar büyük. Kaç liraymış un? 108 TL. 108 TL arkadaşlar. Henüz daha giriş yapmadık. Migros'a bir sakinlik var. Akşamüstü olduğu için. Burası çiçekçi yeri. Migros'un çiçekçi yeri. Küçük pirinçler, Migros pirinç. Bakın. İşte bunlar benim aldığım Migros'un kendi ürünleri. 22 TL mercimek, pirinç. İkisi de aynı fiyat galiba. Portakal 20 TL. Muz 19 TL. Biraz da kamerayı kendime göndereyim. Ceviz 75 TL. Turşu A101'lerde 12 TL. Burada 33 TL. Fiyatı farkına bakın. TL 12 TL. Yanılmıyorsa 1000 A101 oralarda. Duş jeli diyemedim. Kaç lira biliyor musunuz? 97 TL. Ben bunu 35 TL'ye aldığım günleri biliyorum. Hayret bir şey ya. Alt tarafı bir şampuan. Ekmeklik hasır 59 TL. 60 TL. Ay. Tarafta insanlar var. Orayı çekemedim. Ekmeklik de az önce gösterdiğim. Çoraplar, uzun çoraplar 35 TL, yanındakiler 50 TL. Yani bir çorap, yuh yani ya, bu kadar da olur mu ya? Ne kadar pahalı. Tarafı bir çöp poşeti, kokulu çöp poşeti. Migros'un kendi ürünü, o bile pahalı, 31 TL. Hayret. Şu tarafa gelelim, Migros. Orta boy 18,5-12,5. Bak bunlar normal. 18-12 ama yine A101'lerde daha da uygun. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz üst markadır mutlaka. 500 TL arkadaşlar ya. Sadece şu üst ya. 500 TL eder mi bu? Ay hayret ya. 300 TL şu eşorman arkadaşlar. Bakın. 300 TL. İnanamıyorum daha ne giyim alınır, ne mutfak malzemeleri alınır. Boğazımızı gördüğümüze şükredelim ya. Bir şemsiye bakın ya. 107 TL. Hayret. Bir bere 100 TL, 90 TL. Bakın şuraya fiyatlara bakın. Atkı 150 TL. İyi ki zamanında. Senin üzerindeki bu mantı kaç lira biliyor musun şu an? Kaç lira? 1850. Nerede gördün? Ben bunu alalı eskidi bile bu. Kaç senelik bu? 10 senelik var benim. Bakalım kaç lira. 2000 liraya alabilir miyim? 10 senelik.
Çok pahalanmış her şey. Hele özellikle giyim, mutfak eşyaları. İyi ki almışım zamanında. İhtiyacım yok. Allah'a çok şükür. Dolaplar dolu. Hazırını giyelim. Onlar beni öldürür. Dünkü pazarda, daha düne kadar pazarda 30 lira olan şey 350 lira. Oo. Buyur. Allah'ım ya Rabbim. Bu da dedemin mesi vardı böyle. Dedemin rahmetlinin mekanları cennet olsun. Dedemin mesine benzettim bunu. Erkin'i alsam giymez. Ama kaç lira fiyatı? Bakalım 200 lira. Buyur. 200 lira. Burada. Aman aman. Gel göster ha. Buyur. Of. Bir de 199.99 yapmışlar. 200 hadi 200 deyin de geçin ya. Ne bu yuvarlak hesap? 10 kuruş geri alacağım. Anam. Özellikle gezeyim de sizlere göstereyim arkadaşlar ya. Bu nedir ya? Yuh yani. Bu kadar da insafsızlık olur mu? Allah'ım ya Rabbim daha. Bakın hiç beğenmediğiniz eşorban altı. Hiç ben bunu almam işte. Malı çok sert. Kaç lira? 170 TL. Aynen çuval gibi. Yani bakın şuna. O kadar sert ki hayatta almam onu ben. Mangal kömürü bile. Mangal kömürü. Al beğenmediniz. Mangal yapmaya aldım. 15 liralık kömür. Lira. 15 lira. Bundan kömür yapacaksın da et alacaksın da ateş yakacaksın da. 2-3 kere gider o anca. Önceden almıştık. Fiyatları biliyorum ben. 15-16 TL'ye almıştık ama A101'den almıştık arkadaşlar. Ay. Bakın şunlar 16 TL'ymiş. Hadi bunlar normal yani. Küçük çiçekler. Şunlar 16 TL. Onlar normal. Şu 16 TL'ymiş. Ya bir bez parçası. Alt tarafı bir bez parçası ya. İki tane bez 16 TL. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz üst. Markadır mutlaka. 500 TL arkadaşlar ya. Sadece şu üst ya. 500 TL eder mi bu? Ay hayret ya. 300 TL şu eşorman arkadaşlar. Bakın. 300 TL. İnanamıyorum daha ne giyim alınır, ne mutfak malzemeleri alınır. Boğazımızı gördüğümüze şükredelim ya. Bir şemsiye bakın ya. 107 TL. Hayret. Bir bere 100 TL, 90 TL. Bakın şuraya fiyatlara bakın. Atkı 150 TL. İyi ki zamanında. Senin üzerindeki bu mantı kaç lira biliyor musun şu an? Kaç lira? 1850. Nerede gördün? Ben bunu alalı eskidi bile bu. Ya kaç başka, senelik bu? 10 senelik var benim. Çalış bakalım kaç lira? 2000 senelik. Çok pahalanmış her şey. Hele özellikle giyim. Mutfak eşyaları. İyi ki almışım zamanında. İhtiyacım yok. Allah'a çok şükür. Dolaplar dolu. Hazırını giyelim. Onlar beni öldürür. Dünkü pazarda, daha düne kadar pazarda 30 lira olan şey 350 lira. Oo. Buyur. Allah'ım ya Rabbim. Bu da dedemin mesi vardı böyle. Dedemin rahmetlinin mekanları cennet olsun. Dedemin mesine benzettim bunu. Erkin'i alsam giymez. Ama kaç lira fiyatı? Bakalım 200 lira. Buyur. 200 lira. Burada. Aman aman. Gel göster ha. Buyur. Of. Bir de 199.99 yapmışlar. 200 hadi liraya 200 deyin de geçin ya. Ne bu yuvarlak hesap? 10 kuruş geri alacağım. Anam. Kuruş. Özellikle gezeyim de sizlere göstereyim arkadaşlar ya. Bu nedir ya? Yuh yani. Bu kadar da insafsızlık olur mu? Allah'ım ya Rabbim daha. Bakın hiç beğenmediğiniz eşorban altı. Hiç ben bunu almam işte. Malı çok sert. Kaç lira? 170 TL. Aynen çuval gibi. Yani bakın şuna. O kadar sert ki hayatta almam onu ben. Mangal kömürü bile. Mangal kömürü. Al beğenmediniz. Mangal yapmaya aldım. 15 liralık kömür. Lira. 15 lira. Bundan kömür yapacaksın da et alacaksın da ateş yakacaksın da. 2-3 kere gider o anca. Önceden almıştık. Fiyatları biliyorum ben. 15-16 TL'ye almıştık ama A101'den almıştık arkadaşlar. Ay. Bakın şunlar 16 TL'ymiş. Hadi bunlar normal yani. Küçük çiçekler. Şunlar 16 TL. Onlar normal. Şu 16 TL'ymiş. Ya bir bez parçası. Alt tarafı bir bez parçası ya. İki tane bez 16 TL. Arabaya koyulan kışın koyulması gereken antifriz.
3 litre 200 lira. Ama Migros farkı kaliteli diyorlar. O yüzden yani basıyorlar üstüne. Ben giderim. Bayisinden alırım. Yani. Şu tabaklar ne kadarmış? Ön tarafta yazıyordur. Alt tarafı bir cam tabak. Şu. Ne kadar bunlar? Bu tarafta yazmıyor. Şurada 4 lira 95 yazan şunlar. Tabakların fiyatı yok mu? Tabakların fiyatı yok burada. Ha şurada. Ha yazardır. 29.95 tanesi. 30 TL arkadaşlar tanesi. Tanesi bakın arkadaşlar ya. Alt tarafı bir cam ya. 30 TL. 6 tanesini 30 TL'ye alıyorduk zamanında. 6 tanesi. Allah. Şu kupalar var ya her biri kaç liradır şimdi? 50-60 TL. 60 bak ben ön tarafı görmüyorum ha. Tahmini söylüyorum. 60 TL. İşte. Bunu gençler alıyor. Sevgilisine hediye ediyor. 470 lira. Gençler alıyorlar bunu. Çocuğuna alan yok. Sevgilisine hediye etmek için, göz boyamak için 500 TL'yi gözden çıkar. Allah'ım ya Rabbim nedir bu ya? 40 TL. Şuna bakın 50 TL. Alt tarafı bir kupa ya. Elinde kalacak mallar. Ne bileyim ki satılsın. Bu pahalılıkta. Bete dolduramamış. Boş. 104 lira feyri. Ana. Kaç tane var içinde? Kaç tane olursa olsun 60 tane var. 304 lira. Uy. Anam delirmiş bu millet. Bu da neymiş ya? Küçüğü de 195'ti. Hadi 200 TL diyelim. Giderim de BİM'in A101'in bulaşık deterjanını kullanırım. 21 lira. 22 lira. TL. Bitti ya. Ne güzel yıkıyor. Güzel vallahi güzel yıkıyor. Hiç iz bile bırakmıyor arkadaşlar. Diğer ürünlere 25 TL'ye şu görmüş olduğunuz yılbaşı geliyor ya. Şu buna para veriyorlar gösteriş için. 25 TL küçücük bir havlu ya. Şuna bakın arkadaşlar. Bu neymiş? Mendil. 40 TL iki tanesi. Yılbaşı süsleri. Yazık ya. Bu hayat pahalılığında insan yemeğe ekmek bulamıyor. Bu yılbaşı süslerini alıp da ama şu 60 TL'ye bakın. Mutfak önlüğü, eldiven, ikili takım. Yemek yaparken falan takacaksın. Hadi bizim gibilere lazım yani YouTube'da video çekenlere ama çok pahalı ya 60 TL. Önlük. Hiç hayatta kullanmıyorum önlük. Eskiden kullanıyordum ama şimdi kullanmıyorum. Ne gerek var? Zaten her yemek yapılışında üzerimizi çıkartıp atıp duşa giriyoruz. Hiç gerek yok. Şimdi gelelim Asperox sarı güçe, mavi güçe. 32 TL. Tamam her tamam, yerde onu, aynı fiyat. Bak, her yerde aynı fiyat. De aynı fiyat. Ama Şok'ta 22 TL. 22 olan da var. Ben Şok'tan alıyorum arkadaşlar. Mintax'ın 22 TL. Sizlere tavsiye ederim. Hiç gerek yok aynısı. Aynısı çok da güzel çıkarıyor. Çok da memnunum. Buradan da söyleyeyim. Bakın kağıt peçeteler. 43 TL. 43 TL. Havlu peçeteler. Özellikle Selpak olan daha pahalı. 64.90. Evet 65 TL. Ama incesi yani. Bu ucuz olanları hiç boşuna heves etmeyin. İncecik çıkıyor. Hiç işe yaramıyor. Hemen bitiyor. Ama alırsanız çift katlı, iki katlı alın. Değil tabii ki. Burası çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ben buraya sadece çekim için geldim. Bakın. Belki dedim uygun bir şey bulurum, alırım dedim. Ama maalesef boş. Döneceğiz Hüseyin Bey. Öyle görünüyor. İnşallah. Ay, hayallerimiz suya düştü. Her şey çok pahalı. Maalesef hiçbir şey alamadan eve gideceğiz. Vallahi biraz sıcak diye geziyorum. Yoksa değişiklik olsun başka dedik. Başka bir özelliği yok. Migros biraz dışarıya evet. Göre sıcak. Evet çok sıcak hem de. Ateş dışarı basıyor soğuk. İnsana. Hastanelik olmadan eve dönelim biz. Bize göre değil. Burası zengin kesimi. Zenginler hiç düşünmez alır. Bizim gibi fakirler alamaz. Ben kendimi şu zamanda fakir görüyorum. Çünkü hayat çok pahalı. Eskiden de zenginlik. Kırmızı mercimek. Migros'un kendi ürünü diyelim. 55 TL'ye çıkmış. Normal mi sence? Ne? Kırmızı mercimek 55 TL. Bulgur 38,5 TL. Fakir yemeğe bulgura bak.
Ay. Anamın bulguruna bak, anamın. Ama kaç kilo? 3 kilo mu acaba? Ama o dediğin kilosu var. Kilosu kilo fazla. Ha, 22 elde. Aa, yukarıda var mesela. Şu Migros'un pirinci 32 TL arkadaşlar. Tamam, ya. Onlar normal. Baldo pirinç. Mercimek 22. Bulgur 14 TL. Ha, kilosu var. Evet, evet, kilosu. Tamam, ben işte bunları alıyorum ama evde var, almayacağım şimdi. Kafama takılı bir iki bir şey vardı, onları bulamadım. Bir tanesini buldum, çok pahalıydı, almadım arkadaşlar. Artık ağzımızda tespit oldu. Pahalı, pahalı, pahalı. Bakın şu Migros'un burgu. Bu makarnayı ben 2 TL'ye, 2,5 TL'ye aldığımı biliyorum. Burada 7,250 TL. Ay, kaç 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 kaç. İnsanlar ya mecbur kalıyorlar, alıyorlar. Mesela şu sızma zeytinyağına gelelim. 240 TL. Şu zeytinyağı inan 10 gün gitmiyor. Sürekli kullananlar var. Ben inanın korka korka alıyorum. En küçüğünü alıyorum. Azar azar koyuyorum yemeklere. Şu fiyata bakın arkadaşlar ya. Oğlum diyor ki anne gerçek zeytinyağı al diyor. Ayçiçek yağı alıyorsun diyor. Oğlum gör fiyatları. Ben bunu almış olsam inan yolumu şaşırırım. Hastanelik olurum. Yani bu kadar da olur mu ya? Yazık günah yani gerçek sızma zeytinyağı diye insanlara kim bilir içinde ne var. Ne olduğunu bilmiyoruz. 240 TL der mi? 135-40 TL diyelim ya. Fazla fazla alın diyenler oluyor arada sırada, aynı hesaba geliyor diyor. Söke un. Bakın arkadaşlar şu söke un. Görüyorsunuz 60 TL hem de indirimli fiyatı. 60 TL. Sence normal mi İzzet Bey? Şu 10, bu 10 kiloluk 10 kiloluk 101. Şu da 60 TL. Mesela fazla almak daha karlı diyenler var. Hani az alacağınıza fazla alın daha karlıya çıkıyor diyorlar. Normalde biz 22'ye alıyoruz BİM'den 2 kiloluğu. 4 kilosu bu da 5 kilo zaten. Kilosu 22, 2 kilosu 22'ye alıyoruz. 4 kilosu 44. Normal. Normal. Evet bu normal yani. İndirimli fiyatı normal. Migros. 5 kiloluk galiba. Bu kaç? İzzet kaç kilo bu? 5 kilo. 5 kiloluk 50 TL arkadaşlar. Normal. Evet normal. Bu da normal. Özel amaçlı un. Ben bundan alıyorum işte. Eğer unum olmasaydı alırdım. 50 TL'ye 5 kilo normal. Gelelim Migros'un ayçiçek yağına. 155 TL. 160 diyelim. Sence normal mi İzzet? Bence normal. Normal. İşte Migros'un bazı ürünleri var böyle indirimde. Çok iyi fiyat diye yazıyorlar. Bakın. Bunlardan alıyorum ben. Yani. Bir tane milföy alayım diyorum. Yani numunelik sepet boş kaldı. Rezil oldu İzzet Bey. Kaç lira bu? Sarı Vadi milföy. 20 TL mi? Sarı. Şurada fiyatlar. Acaba pahalı mı? Neyse biz inceleyelim ona göre karar verelim. Elindeki 19.90'mış. Bir tane zeytinyağlı milföy var. Bu nasıl acaba? Ona da bir bakalım. 49.90 zeytinyağlısı. Biz en ucuzunu alalım. En ucuzu 11'e de var İzzet Bey. Ha. Şurada. Mantı o. Ha, mantı mı 11 TL? Bakın. Neyse bir tane numunelik sepetimize koyalım. Evet. Milföy her zaman evde lazım oluyor. Maalesef sepetimiz boş kaldı. Ellerim bomboş. Yüreğimde bir sızı. Limonlu domates alt tarafı 17 TL. Salatalık 24 TL. Şurada sepetten çıkana bakın. Milföy. Hadi gene iyisin İzzet Bey. Devlete millete hayırlı olsun. Hadi gene iyisin. İyisin, iyisin. Ne de aldık. Sen işini bilirsin. Aynen, bilirsin, aynen. Bilirsin. Hadi bize eyvallah Migros. Bir dahaki sene görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bulaşık deterjanı içinde kaç tane var acaba? 40 mı? 18 tane varmış. 36 TL.
62 TL'den düşmüş. Bu gene biraz insaflı diyelim yani. Çift krem çeşitleri 31 TL. Oo, bu da biraz insaflı. Sıvı sabun. Sıvı sabunum da bitmişti. İki tanesi 64 TL. Yok, ben daha ucuzunu alıyorum A101 Bim'den. İşe geldik şimdi arkadaşlar. Şu dolap var ya, fırın dolabı, benim salonumdaydı ya. Sonra kapağını kapattırdım. Yatak odasına dolap olarak koydum. Aldım oraya, yer kaplıyor diye. 50-60, 200 TL'ye aldıydık bunu. 200-250 TL. Şimdi 1100-200 oldu. 1200 olmuş. 1200 olmuş. Fırın boşluklu boy dolap. Aa, Migros'un yanında burası. Koçtaş. Şöyle bir gezelim. Aynen, bizim evdekinin aynısı. Aynısı. Biz kapak taktırdık onu oraya. Yatak odasına koydum. Çünkü banyoda çürüyor arkadaşlar. Kaç tane dolap koydum. Hepsi alttan çürümeye başladı. Su çekiyor, buhar çekiyor, rutubet yapıyor. O yüzden. O yüzden çamaşır makinesi koymadım banyoya. Mutfağa koydum. İşte sıkış fıkış olduk mutfakta o yüzden. Yani ben biliyorum başıma gelecekleri. Ben daha önceleri banyoda kirada dururken iki tane makinem rahmetli oldu. Kolay değil, kaç yıllık evliyiz yani. Bir makineyle kalacak halimiz yoktu. Çürümeseydi kalırdık doğrusu. Çürüdü. Ama işe maalesef yani ömrü bitiyor. Ömür bitince insanlar ömrü bitiyor da. Eşyaların ömrü bitmeyecek mi? Yani. Neyse, şöyle bir dolanalım yeni haliyle. Koçtaş'ı da bir gezelim. Görelim. Çok değişmiş burası İzzet. Değil mi? Aa, burada sarı güç var. Kaç liraymış aynı, burada? Aynı, baktım ben. Fiyat 32, 33. Aynı fiyat mı? Aynı, fiyatlar hep aynı. Neyse. Onda bir değişiklik. Asperox temizliğin kokusu diyor. Bu dikkatimi çekti. Bu ne kadarmış hayatım? 20, 30 lira. 30 TL. Bu yer silmek için. Aslında bilmiyorum, iyi gibi geldi bana. Sence? Ben çok sık yer siliyorum ya. Şöyle evde sirkeli var. Migros'tan aldığım sirkeli yer spreyi var. Yer deterjan mı diyeyim, ne diyeyim diyemedim. Konuşamadım ya. Alsak mı acaba diyorum. Yer silmek için. Nasıl kokuyor? Bingo Mutlu Yuvam kullanıyordum. O çok pahalı ise. Bingo Mutlu Yuvam. Kaça alıyoruz biz onu? Sen dedin ki 50 TL mi? Ne demiştin? Ne kokusunu? Ay, sakız gibi kokuyor. Vanilyalı. Çok güzel arkadaşlar. Alın alın. Alın, yeni çıktı bu. Aa, Bingo Mutlu Yuvam 50 TL'ydi. Artık bundan sonra bunu kullanacağım. O çok pahalı arkadaşlar, Mutlu Yuvam. Daha almam ondan. Asperox. Temizliğin kokusu, vanilya kokuyor, beyaz sabun. Aa, çok güzel, harika. Banyo dolabı kaç liraymış? 3000 diyelim. 3000 TL arkadaşlar. Bu arada beni görüyorsunuz. Ben fiyata dalınca son anda aynayı fark ettim. Bizim banyodaki bayağı bir çürüdü. Üzerine kaplama yaptık, yapıştırdık. Yapıştırma yaptık. Öyle idare ediyoruz işte. O da çürüdü gitti. Ne yazık ki. Şöyle küçük banyo dolabı var. 2700 TL. Şu şekilde. Olsun, bizimki idare eder bize yapıştırmayla beraber. Kamuflaj yaptırdık dışını. Yapıştırdık. Öyle idare ediyoruz işte. Aa, bizimkinin aynısı. Bu. Aynen. Camı falan benimki hep leke oldu. Camı deform oldu. Bu ne kadarmış? 2000 TL diyelim. 1900 TL. Aynısı. Bizimkinin aynısı. 1900. Biz bayağı uygun almıştık. Yıllardır da kullandık. Artık normal. Eskiyecek. Ah, Koçtaş'ı da gezdik beraber. Şimdi çıkalım. İzzet Bey'i fazla bekletmeyeyim. Arabadadır sanırım. Yo, şey, kasaya gidecekti. Asperox yer yüzeyi temizleyeceği. Soracaktı fiyatını, acaba doğru mu, 30 TL mi diye. O tabii ki ihtiyaç. Burada da mutfak gereç ürünleri. Yerler değişmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Allah'a çok şükür her şey var evde. Gerek yok almaya. Gel, İyi tamam, ki zamanında gel. Almışız. Ben gidiyorum. Arkadaşlar, elektrikli şömine. Küçücük bir şey. 2,5 bin TL. Yani 2,5
TL fiyat burada. Bunu bir de büyüğünü aldığınızı düşünün yani. 10.000 TL'yi gözden çıkaracaksınız. Elektrikli. Benim aldığım bisikletten burada var mı acaba? Evet. Ne kadar fiyatlar? Arkadaşlar biz iklime kaç liraya almıştık hayatım? Burada şu anda 1600 TL. İklime. Herhalde 300 liraya almış. Evet. 2 yıl oldu hemen hemen. 2 yıl evvel. Evet. Oldu. Şu ortada gördüğünüz bisikletin aynısı. İklime aldığımız bunun fiyatı burada yazıyor. Bakalım kaç liraymış? 1000 TL. Biz 2 yıl önce 300 TL'ye almıştık. 1000 TL. 1600 olmuş. Küçük bunlar. Bu kadar küçük değildi, değil mi? Ha, o kadar da büyük değildi hayatım. Yok, şu. Ön tekeri büyük. Büyük iklim zorlanıyordu, bilemiyorum. Ya, bence şu bizim aldığımız. Yok, o çok küçük. Şu da olabilir. Aynısı zaten. Neyse. Yani parka bakın. Büyük bisikletler 2600 TL. Küçük, onun bir küçüğü 22. 1,5. 1600. Aynen aynen. 3 kat artır. Mesela iklimin bundan var. Aa, kaç aymış bu arabalar? 2000. 2,5. 2,5. 2700. Hatta sahile giderken falan yanımızda arabaya götürüyorduk iklimi. Evde de sürüyordu. Şu gör... iklimin var bundan izle. Bundan da var. 300 TL. 300. Neyse bu kadar insaflıymış yani. Bu çok pahalı arkadaşlar. Böyle bir şey de görmedim. Bu neymiş? Bunun fiyatı yazmıyor ama. Ne güzel bir sandalye ya. Rahat. Ama çok yer kaplar bu. Koskoca sandalye. Sanki hastanelerdeki şeylere benziyor. Hastaların kullandığı. Fiyatı yok. Ne kadarmış acaba? Yok fiyat. Maalesef elimiz neyse boş dönmeyelim dedik. O kadar çekim yaptık yani. Migros'tan aldığımız bir tane milföy. Koçtaş'tan da Asperox yer temizlik deterjanı. Yüzey temizleyici. Hadi biz gidelim. Neyse. Görüşürüz yarın canlar. Allah izin verirse. Bismillahirrahmanirrahim. Günaydınlar. Ertesi günden tekrar selamın aleyküm can bacılarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün bir bağ pancar almış eşim. Yarısını dibleye yapacağım. Yarısını sebzelikte bekleteceğim. Ordu Karadeniz'de pancar dibleyesi olarak geçiyor. Ben kayınvalidemden öğrendiğim tarifle sizlere bugün pancar dibleyesi yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz inşallah. Hadi bana kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Burada da yayla çorbası var arkadaşlar. Yayla çorbasını göstermedim. Zaten biliyorsunuz. İçine doğradığım incecik doğradığım pancarın içine pirinç ekledim. Kaynayan suyun içine hafif tuzlu su, pancarımı ve pirincimi attım. Ve haşlamaya bıraktım. Diğer tarafta sürekli çorbamı karıştırıyorum. Yayla çorbası. Yani kısacası bugün menüde Ordu Karadeniz usulü pancar dibleyesi ve yayla çorbası var. Ayrıca tatlı olarak da sürpriz diyeceğim. Sürpriz bir tatlı yapacağım. Yaparken görüşürüz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gün başlasın. Pancar ve pirincim hafif tuzlu suda haşladıktan sonra süzdürdüm. Dört tane küçük soğanı elimle beraber küçük küçük doğradım.
Kavuracağım kabın içine sızma zeytinyağı, normal zeytinyağı ve tereyağı, baharatlar. Bol baharat ilave ettikten sonra üzerine hafifçe kızdırdıktan sonra soğanlarımı ilave ettim. Soğanları bu aşamada iyi kavurmanız gerekiyor ki dibleğiniz tatlı olsun. Bol baharat önemli olan: karabiber, kırmızı biber, kırmızı tatlı toz biber, tuz, kırmızı pul biber. Diğer tarafta yayla çorbasının sosunu hazırlıyorum. Tereyağı, zeytinyağı ve baharat, nane. Ve sosunu ilave ettim çorbamın. Soğanım da kavruldu. Üzerine pancarı ilave edip iyice karıştıracağım. Kısık ateşte 5 dakika bekletip altını kapatacağım. Tatlıya geldi. Şimdi tatlı yapalım. Tatlı malzemelerimi tezgaha çıkardım. Oda sıcaklığında bekliyor. Bir paketin yarısı muhallebisine, yarısı da hamuruna koymak üzere bir paket margarin, 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı su, 1 fiske tuz, 1 su bardağı şeker, vanilya, 4 yumurta, çikolata sosu, 2 yemek kaşığı buğday unu, 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Önce muhallebiden başlayalım. Muhallebi için 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastayı muhallebi kabıma boşalttım. 1 su bardağına yakın şeker, toz şeker koydum. Yağı hemen koymayacağım. Yarım paket yağ ve margarin soğuduktan sonra üzerine muhallebinin eklenip çırpılacak mikser yardımıyla. Muhallebimin topak topak olmaması için önce kuru malzemelerimi tel çırpıcıyla iyice çırptım. Ve üzerine 4 su bardağı süt koyacağız. Sütle beraber karıştıra karıştıra ocakta pişireceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar ne yapacağımı tahmin ettiniz mi bilmiyorum. Acaba ne yapacağım? Uzun zamandır da yapmamıştım. Sizlerle beraber bugün bir tatlı yapacağız ama sürpriz olsun. Sonunda göreceğiz bakalım ne yapacağımızı, zaten çoğunuz anlamışsınızdır. Çikolata sosundan bir önceki videoda söylemiştim. Şu anda hepiniz çıkardınız ne yapacağımı. Evet. Malzemelerimi, muhallebi malzemelerimi ocağa koydum. Kısık ateşte hiç bırakmadan sürekli çırpın. Bu elimde gördüğünüz kap dibini almaya başladı. A101'den almıştım. Onu tekrar diğer kaba boşalttım. Şu anda gördüğünüz granit tencereye boşalttım ve devam ediyorum. Dibini tutar gibi olduğu için. Sürekli karıştıracaksınız dibini tutmaması için. Karıştıra karıştıra muhallebiyi koyulaştırana kadar pişirmeye devam ettim. Hiç başından ayrılmadım arkadaşlar. Evet, muhallebim şu anda oldu. Altını kapatıp balkon masasının üzerinde soğuk yerde soğuması için bekleteceğim. Şimdi sıra neye geldi? Muhallebinin hamuruna geldi. Hamurunu da hep birlikte yapacağız inşallah. Arka tarafta tavuk göğüs var. Oğlum tavuk istedi. Tavuk göğüs haşladım. Arka tarafta kısık ateşte ısınıyor. Şimdi gelelim tatlımın hamuruna. Hamuru için 1 su bardağı suyu
tencereme koydum. Ocağımın altını yaktım. Yarım paket margarini ilave ettim. Suyun içinde margarini eriteceğim. Sanırım şu anda hepiniz anladınız. Hangi tatlıyı yapacağımı. Diğer yarısını da muhallebiye ilave edeceğim. Margarinin diğer yarısını. Oğlum başıma geldi, pilav istiyor. Oğlum dedim, acil burada tatlı yapıyorum. Biraz bekleyeceksin pilav için dedim. Ve gitti içeriye. Ben de tatlıyı yapmaya devam ediyorum. Suyun içinde margarinimi erittim. Çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırın arkadaşlar. Tatlının hamuru için bir su bardağı un ilave edip seri bir şekilde unu topak topak olmaması için çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Çok hızlı yapın bu esnada. Biraz bir fiskede tuz ilave ettim. Yarım çay kaşığından daha az ve hamurum toparlandı. Gördüğünüz gibi ocağımın altı kısık ateşli. Hamurun pütür pütür içinde un kalmaması için spatula yardımıyla iyice eze kısık ateşte bir 5 dakika gördüğünüz şekilde hamurumu ezdim. İçinde beyaz beyaz un topak kalmasın diye. İyice ezin arkadaşlar. Kısık ateşte olunca dibini alacak diye korkmayın. Bu evrede hamuru elinizden geldiği kadar seri bir şekilde yapın. Muhallebisini de, hamurunu da. Muhallebisi balkonda soğuyor. Soğuduktan sonra içine yarım paket margarin, bir paket de vanilya ilave edip mikser yardımıyla çırpacağım. Hamuru oldu arkadaşlar. Tezgaha bıraktım, soğumasını bekleyeceğim. Ama o arada hemen pilavımı yapayım dedim. Oğlum pilav istiyor. Pilav üstü tavuk göğsü diyor. Her gün mutlaka olması gerekiyor. Zeytinyağıyla, sızma yağıyla beraber şekilini kavurdum. Çaycımın altını yaktım. Baldo pirincimi güzelce yıkadım. Ve şimdi kavrulan şekriye ile beraber pirincimi de kavurmaya başladım. Yine aynı şekilde pirinci bu evrede kavurarak, hiç başından ayrılmayarak, çok önemli bu aşama, pilavınızın tane tane olmasını istiyorsanız pilavınızı kısık ateşte bir 10 dakika kavurun. Ve üzerine bir küçük parça tereyağı ilave ettim. Oğlum koyma dese de tereyağsız pilav düşünemiyorum ben. Tek oğlum yemeyecek. Biz de yiyeceğiz. Eşim de yiyecek. Şimdi sıcak suyu ilave ettim. Sıcak suyu göz kararı koyuyorum. Pirincin üzerine gelene kadar. Ve altını kapatıp tuzu ilave. Pilavım pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Arka tarafta yağsız tavuk göğsü dideceğim. Oğlum pilav üstü tavuk yiyecek. Piştim arkadaşlar. Hamurum soğudu. Evet, soğudu. Şimdi yumurtaları tek tek kırıp mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar hamurumu çırpacağım. Sıcakken yumurtaları kırmayın içine. Tek tek kırın. 4 tane yumurtayı hızlı bir şekilde
sizlerle beraber müzik eşliğinde mikserle çırpmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Mutlaka dikkatli izleyin. Tane yumurtaya yedirdim. İle yapışan bir hamur. Arkadaşlar, zeytinyağı ile beraber elinizi yağlayın. Oval bir şekilde tepsiye dizin. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bir adada ekler. Sanırım siz anladınız yaparken. Fırınımı 175 derecede 20 dakikaya ayarlıyorum. Fırının kapağını hiç açmayın. Yoksa profiterol hamurunuz geriye söner, içini dolduramazsınız. Profiterolumun muhallebisi eklerimde diyebiliriz. Ekler pastası da aynen böyle yapılıyor. Neredeyse akşam oldu, ezan okunuyor. Aziz Allah Celle Şanlı, Celle Celal'i. Bir paket vanilyamı, yarım paket oda sıcaklığında yumuşacık margarinimi ilave ettim. Sizler margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Benim elimde margarin vardı, onu değerlendirmek istedim arkadaşlar. Şimdi muhallebimi de mikser yardımıyla çırpıp pürüzsüz bir hale getirelim. Ekler pastalarım pişene kadar buzdolabında bekleteceğim. Tamam, fırından çıkardım arkadaşlar. Hafifçe bir soğudu. Şöyle açalım beraber. İçini bir görelim. Bakın. Dediğim gibi fırının kapağını hiç açmadım. Böyle pişti. İster ikiye bölün, ayırın. Arasına doldurun. Ben böyle bu şekilde dolduracağım. Borcama içine doldurup borcama dizeceğim arkadaşlar. Böyle biraz büyük tuttum. Ben küçük etleri sevmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içi bomboş. Üzerine de çikolata sosu yapacağım. Sütle beraber pişirip çikolata sosunu üzerine dökeceğim. Evde neyiniz varsa süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi, Antep fıstığı, fındık. Ama ben sade yapacağım. Sadece çikolata sosuyla beraber üzerini süsleyeceğim ve üzerini kapatıp buzdolabına vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi de çikolata sosunu yapıyorum. Çikolata sosunu zaten bilmeyen yoktur. Hazır pudingden yapıyorum ama sizler evde aynı muhallebi kıvamında içini nasıl yaptıysanız dışını da aynısını yapabilirsiniz. Ama ben kolaylık olsun dedim. Hazır kullandım bugün. Paketin dışında tarifi yazıyor zaten. Anlatmama gerek yok. Hava karardı. Akşam namazını kıldım. Geldim şimdi. Çikolata sosunu da ılık bir şekilde üzerine dökeceğiz. Streç filmini kapatıp borcamımızı buzdolabında bir gece bekletirseniz daha da güzel olur. Profiterol ekler pastanız. Bizleri izleyip destek verdiğiniz için Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bu video bayağı bir uzun video oldu. Eğer yarın devam ederse neredeyse 3 günlük video olacak. 2 günlük videonun sonunda bu akşam gönderemem arkadaşlar. Hepinize perşembe günü akşamlarınız olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Yarın göndereceğim Allah'ın izniyle bu videomu editleyip. Yarına cuma gününe sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum şu anda.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı, beğen yapmayı, videolarımı sevdiklerinizle paylaşmanızı sizlerden çok çok rica ediyorum. O kadar emek var ki sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ayrıca tatlı olarak ekler, profiterol çok oyalayıcı bir tatlı. Gerçekten çok emek istiyor, gördüğünüz zaten. Her zaman yapamıyorum, hazır alıp yiyorduk ama hazırlarda çok pahalı. Evde daha uyguna geliyor diye bugün tatlı çekti canımız ailece. Hep beraber oturup biraz sonra çay demleyeceğim, akşam çayı. İzzet erken gelecek bu akşam. Birlikte oturup şöyle güzel bir tatlı sohbeti yapacağız oturma odamızda. Ben de dinleneceğim. Malum 2 günlük bir blok oldu. Beni yormadı ama ayakta kaldım tezgah başında. Hafif sırtım ağrıyor o kadar. Şimdi oturursam geçecek. Allah'ım hiç kimseye dert verip de derman aratmasın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun inşallah. Rabbim nice cumalara hep birlikte eriştirsin. Benim canım bacılarım, kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Şükran'ın dünyasında bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.